Haftanın ilk günü, Şubat'ın da son haftası. Tarih 22 Şubat Pazartesi'yi gösteriyor. Saatler de şu an 10. Tam da bu dakikalarda birbirinden kıymetli konukları ağırlamaya devam ediyoruz DRT ekranlarında. Ben sunucunuz Kudret Çelebioğlu. Yine çok kıymetli ekip arkadaşlarım adına televizyonlarını yeni açanlar varsa diye bir kez daha DRT ailesi adına da günaydın dileklerimizi iletmek isteriz. Hoş geldiniz bir kez daha. Bugünün konusu Kızılhisar olacak. Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği proje yöneticisi ve şu anda da devam etmekte olan da Avrupa Birliği Leader Projesi kapsamında bir takım sorular yönelteceğiz. Günün konuğuna Sayın İlker Özmen şu an stüdyolarımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi günler. Teşekkürler, sizler de iyisiniz. İyi olmaya çalışıyoruz. Yine her konumuzda konuştuğumuz gündem COVID oluyor, COVID. İşte salgın oluyor. Nasıl geçiyor günleriniz salgında? Salgında günlerimiz nasıl geçiyor? Tabii aslında Türkiye'nin ortalaması gibiyiz biz de. Biz de herkes ne kadar etkileniyorsa o ölçüde etkileniyoruz. Yani hızlıca projeye de bağlamak istemiyorum ama bizi en çok etkileyen kısmı da projeyi uygulayamıyor olmamız şu anda. Şu an sıkıntı yaratıyor. Sıkıntı yaratıyor. Hı-hı. Malum 1 Mart'a kadar STK'ların etkinlik, toplantı vesaire yapması uygun değil. Biz de bu nedenle başlayamadık projemizi çünkü yoğun duyurularla, toplantılarla, etkinliklerle duyurarak başlamayı uygun görmüştük. Zaten Avrupa Birliği de bunu istiyor, tercih ediyor. O konuda da hassaslar diyorsunuz. Hassaslar, hı-hı, evet. Ve 1 Mart sonrası kararı bekliyoruz. Etkinlikler, toplantılar serbest bırakılacak mı ya da bir esneklik kapsamında mı serbest bırakılacak? Konuklarımızın duygu düşünceleri oldukça önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne olur 1 Mart'tan sonra? Ya aslında iyimserle karamsar bakış o kadar iç içe ve o kadar dengede ki, hı-hı, şöyle bu süreç için bence en baskın özelliklerinden bir tanesi belirsizlik, öngörüsüzlük. Sağlık, strateji ya da kamu yönetimi vesaire ne uzmanı olursanız olun, hastalığın ilerleme seyriyle ilgili bilgilere sahip olamadığımız ya da olamayacağımız için, hı-hı, öngörüde bulunmakta tabii çok zorlaşıyor. İşte biliyorsunuz işte okullar açıldı, kapandı, yasaklar yoğunlaştı, sonra rutin hale geldi hafta sonu vesaire. Açıkçası benim mesleğim gereği hep verilerle tahminde bulunma, verilerle öngörüde bulunma gibi bir refleksim de var. Hı-hı. Ama COVID ile ilgili bir öngörüde tahminde bulunmak, gerek konunun uzmanı olmamamdan, gerek verilerin de çok dağınık ve biraz bulanık da olmasından kaynaklı zorlaştırıyor. Umarım iyi olacak her şey. Beklenti iyi olması yönünde, değil mi? Çünkü normalleşmeyi özledik. Evet, özlemez miyiz? Özellikle işte kucaklaşmayı özledik. Tabii 1 Mart'ta haydi sarılıyoruz o anlamına gelmiyor da. Evet. O eski günleri özlüyoruz. Umuyorum... El sıkışmayı. Yani sarılmayı... Kültürümüzün olmazsa olmazlarından. Evet. Özellikle örgün eğitimde, işte bizimle bir diğer tarafta eğitim hususunda ben de çalıştığım için. Tabii yüz yüze eğitimi de özledik. Değil mi? Çocuklar da çok özledi. Ve çocuklar da... Umarım uzun sürmez, olumsuz da etkileniyorlar. Hı-hı. Gerek bilgiyi içselleştirme, bilgiyi hafızalarına iyi yerleştirebilme açısından, gerek sosyalleşme açısından, yani çocukların da sonuçta sosyalleşmeye çok ihtiyaç, hatta bizden daha çok ihtiyaçları, hı-hı, var. Kişilikleri, karakterleri oluşuyor. Ama arkadaşlarıyla doya doya oynayabiliyorlar mı çocuklar aylardır, neredeyse bir yıldır? Ne yazık ki. Ne yazık ki oynayamıyorlar. Evet, belirli zaman dilimlerinde dışarıda oluyoruz bizler de. Sonuçta evlatlarımız var. Her birine uzun ömürler dileyelim. Evet, bu dileklerimizi iletelim. Gelelim konuya. Konu önemli bir konu, değil mi? O konu Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği'nin bir çalışması, bir projesi, önemli bir projesi. Avrupa Birliği Leader Projesi. Şimdi öncelikle şunu sormak isterim. Dernek ne zaman kuruldu? Dernek 2019 Temmuz'da kuruldu. 2019. Projeye yönelik olarak, özel olarak kuruldu. Evet, bu iş için değil mi? Evet, bu proje için kuruldu. Peki, bu proje nedir? Bu proje neden gerekli oldu? Niye böyle bir dernek kurma gereksinimi duydunuz? Bunu bir anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi öncelikle programı açarken Kızılhisar diye başladınız. Bunun için teşekkür ederiz. Biz de bunu duymayı tercih ediyoruz. Daha çok seviyoruz Serimhisar yerine. Kızılhisar'ı biliyorsunuz bir ilçe değişikliği, isim değişikliğimiz olmuştu bizim yıllar önce. Şimdi derneğimizin kuruluşu ve proje şöyle.
Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan bir LEADER projesi var. Kırsal kalkınma konulu bir proje. İnsanların yaşadıkları yerde mutlu olmaları, yaşadıkları yerde ekonomik kazançlarını sağlamaları ve sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri üzerine kurulu bir proje. Bu proje Avrupa Birliği ülkelerinde 90'ların başından beri uygulanıyor. Bu yıl itibariyle de, daha doğrusu 2020 itibariyle de katılıma aday ülkelerin de uygulamaya başlayacağı yönünde bir karar alınmış. Bu karar 2012'de sanırım alınıyor. 2012'de iki ilçe Türkiye'de hazırlık yapmaya başlıyor pilot olarak. Sonra 2016'da 25 ilçe hazırlık yapmaya başlıyor. Biz de o zaman tanıştık projeyle ama Denizli'deki iki ilçe Çameli ve Buldan olarak seçilmişti. Dolayısıyla biz sürecin dışında kaldık o dönemde. Sonra 2019'da... Ama pes etmedik. Pes etmedik tabii ki. Hep o radarımızda tabiri caizse proje. 2019'da kapsamın genişleyeceğiyle ilgili bir duyum aldık. Ve bir yayınlandı TKDK tarafından. Ve biz de hazırlıklarımıza başladık. Aşağı yukarı Haziran-Aralık arası yaklaşık 4-4,5 aylık ama çok yoğun bir hazırlık dönemi. Yani düşünün 8 yıldır hazırlananlar, 4 yıldır hazırlananlar var. Bizim 4 ayımız vardı. Yani gece gündüzü kesinlikle mecazi olarak söylemiyorum. Yani ofisten 1'de 2'de çıktığımız çok oldu. Gündüz sahada, gece masada, ofiste şeklinde. Avrupa Birliği bu projeye bir dernek olarak ve yeni bir dernekle başvurmanızı bir koşul olarak size sunuyor. Olmazsa olmaz. Evet, yeni bir dernek kurmanız gerekiyor. Hatta şimdi burada çok detaylarına girmeyeyim ama o kadar çok alt detayla bağlıyor ki derneğin hareket kabiliyetini ve süreçlerini. İşte kamu %49'u geçemez temsilde, STK'lar ya da belli bir sektör %49'u geçemez. %25 en az kadın olacak, %25 en az genç olacak. Kadınla genç aynı kişiler olamaz. Hani joker kullanmayalım vesaire gibi. Çok bağlayıcı. Ama şöyle, tabii herkesin tarzı, yaklaşımı farklı. Benim tarzım bu detaylı, ince dokunmuş projeyi seven bir yapım var. Yani ne kadar detaylı olursa proje yapısı. Peki bu mantıksal sıralama sizin mantığınız oydu mu? Tabii ki. Gayet yerinde. Gayet iyi. Yani ben de süreçlerin çok detaylı, mevzuatın detaylı ve ağır olmasını tercih ederim ki, yani hem bu uygulamadaki rekabet açısından bize avantaj sağlar, bana uygun çünkü, hem de yol haritasının olabildiğince detaylarıyla belirlenmiş olması da bir avantaj. Hı hı. Yol haritasına sadık kalabilirseniz. İşte 2019'da derneğimizi kurduk, hazırlıklara başladık. Çok yoğun bir hazırlık dönemi. Sektör temsilcileriyle toplantılar, işte o zaman pandemi yok tabii daha. Açık havada, parklarda, belediyede vesaire toplantılar. Anketler yaptık, derinlemesine görüşmeler yaptık. Kanaat önderleriyle bir araya geldik. İşte esnaf odası başkanımız, kooperatif başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri, işte ilçe tarımdaki veterinerler, ziraat mühendisleri vesaire. Yani toplumun... Kapsayıcı bir toplantı. Kapsayıcı çok. Yani birçok toplantı yaptık. Tek toplantıda tabii herkesi bir araya getirmek imkansız. Birçok toplantı yaparak herkesin nabzını tuttuk tabiri caizse. Tabii pandemi öncesinde bu tip görüşmeleri yapıyordunuz ama tabii bu tip görüşmeler artık yapılmıyor. Yapamıyoruz. Yapamıyorsunuz. İster istemez sizi de bir noktada, değil mi, kısıtlıyor. Ki yüz yüze bu olayı anlatmak var, değil mi? Yüz yüze, evet. Bir de online anlatmak var, uzaktan, evet, bir şekilde. Tabii oldukça, yani şey diyorum, yani biz bu süreci atlatabilirsek tamam diyorum yani. Hani bundan sonrası bizim için, bizim aslında yıkılmayacağımızın da göstergesi, kesinlikle, olacak. Eğer çalışmalar devam eder, yürürse diye. Ki, evet, şu ana kadar da iyi gidiyor, değil mi? İyi gidiyor. Şeye, evet, takıldım. Yeni kurulması mı gerek? Önceki dernekler bundan faydalanamıyordu böyle projeden. Yeni kurulması şöyle, cümlesine takıldım. Aslında ikisine de evet diyeceğim. Şöyle, yeni kurulması zorunluluk. Sıfır bir dernek olması gerekiyor tabiri caizse. Geçmiş hikayesi, borcu, sorunları, sıkıntıları olmayacak. Ama eski dernekler de şöyle faydalanabiliyor. İyi oldu bu soru. Şunu da hem aktarmış olayım. Bizim yönetim kurulu üyelerimiz şahıslardan oluşmuyor. Öyle bir farklı bir durumumuz da var. Başka kurumlar bizim derneğimizde yönetim kurulu üyesi olarak, tüzel kişilik olarak temsil ediliyorlar. Örneğin Serinhisar Esnaf Odası, Yatağan Esnaf Odası, Serinhisar Belediyesi, Leblebi Yapı Kooperatifi, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kadın Kooperatifi, Kadın Dernekleri de bizim derneğimizde tüzel üye olarak yönetim kurulunda yer alabiliyorlar ve zaten birçoğu da yönetim kurulumuzda. Evet. Bu da önemli bir detaydı. Hani o cümleye takılmıştım, onu sormak istemiştim. Şimdi görsel de ekrana geliyor bu arada. Serinhisar LEADER'la kalkınıyor çalışması.
Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği proje koordinatörü, proje yöneticisi Sayın İlker Özmen'le şu anda bir söyleşi halindeyiz. Önemli bir projeyi konuşuyoruz. Şimdi örnekleri var dediniz. Bu projeyle birlikte bölgeye nasıl bir artık canlanma diyelim biz buna, evet, değil mi? Çok doğru. Önemli bir canlanma çünkü ki ihtiyacımız da var. Kesinlikle. Ki özellikle kırsal alanlardan, değil mi, şehir merkezlerine bir kaçış da söz konusu. Ki hani yapılan çalışmaları ben de paylaşıyorum. Bu işi belki sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Bir aynı zamanda dediniz bir araştırmacı kimliğiniz de söz konusu. Evet. Bu konuya dair bu önemli bir sorun ve siz bu önemli soruna çok iyi bir ilaç geliştirdiniz, doğru mu? Evet. Aslında şöyle, formülü biz geliştirmedik. Formülü Avrupa Birliği'nden. Biz burada uygulayacağız formülü. Şimdi bu projenin güzel yanlarından birisi de proje ilçede ne yapacağınız konusunda seçimleri size bırakıyor. Daha doğrusu ilçenin kendisine bırakıyor. Nasıl yapacağınızla ilgili bir format var. Ama neyi öne alacağınız, hangi konuları öne alacağınızı size bırakıyor. Ne yazdınız oraya? Evet. Şimdi aslında bunu da yazdığınızın karşısındaki kitle Sevinçsar halkı. Hı. Çünkü işte leblebicilerle, bıçakçılarla, hayvancılarla, dediğim gibi kanaat önderleriyle, kamu kurum, özellikle ilçe tarım çalışanlarıyla ya da belediye, işte meclis üyeleriyle vesaireyle görüşerek bir SWOT analizi yaptık. Herkesten bildirimleri topladık. Öncelikler neler, sorunlar neler, çözüm önerileri neler. Ve bunları bir potada eriterek, tabiri caizse, bir yol haritası koyduk. Ama herkesin mutlu olacağı bir harita. Herkesin mutlu olacağı, tabii ki. Ortak paydayı bulmak önemli. Aslında şöyle, projenin özü bizim biraz maalesef unuttuğumuz imece kültürü aslında projenin özü. Hı hı. Birlikte bir araya gelin, sorunlarınızı birlikte belirleyin ve çözümleri de birlikte üretin. Yani bizim aslında unuttuğumuz bu imece kültürü bize bir projelendirilmiş olarak geri geliyor gibi bir durum var. Peki proje olmadan biz bunu yapamıyor muyduk? Hani tabii ki projeleri destekliyoruz. Projeler önemlidir. Bu konudaki çalışmalarınızdan dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Hı hı. Sonuçta ilçemize, beldelerimize yapılan yatırımlar, şehrimize yapılan yatırımlar, kesinlikle, ülkemize yapılan yatırımlar, kesinlikle, bizlere yapılan yatırımlar ve geleceğimize. Bunlar önemli. Evet. Ben kutluyorum öncelikle sizi. Teşekkürler. Aslında tekrar özümüz dedik ya, yani biz bunu neden yapamadık? Biz bunu neden yapamadık? Şimdi bu tek başına bir program konusu. Mutlaka. Aslında. Böyle kısaca düşüncelerinizi almak istedim. Yani şöyle, kabaca iki sebep var. Birincisi, son dönemde bu insanların biraz pandeminin de etkisi var. İnsanların birbirlerinden uzaklaşmaları, ortak paydada buluşmakla ilgili zorlanmaları durumu var. Bunun pandemi da alt sebepleri var. Pandemi öncesinde de pandemi öncesinde de vardı. Evet. Yaşıyordum. Yani evet. İşte rekabet var burada biraz. Biraz belki siyaset işin içine giriyor. Biraz eskiye nazaran iletişimlerin azalmasının etkisi var. Farklı etkenlerden dolayı bu duruma düştük. Birçok etken var. Farklı etkenlerden dolayı bu duruma düşürüyor. Ama projesiz de olabilir miydi? Olabilirdi ama zorlanılırdı. Çünkü birçok faaliyette ve etkinlikte iki şeye ihtiyacı oluyor bir proje uygulayıcısının. Bir, bütçe. İki, kamusal alanlarda hızlı ve rahat yol alabilme kolaylığı. Hı hı. Proje onu da sağlamış oluyor. Çünkü tamam Avrupa Birliği projesi ama Türkiye'de Tarım Orman Bakanlığı ve TKDK yürütüyor süreçlerini. Hı hı. Bunlar da bizim için kolaylıklar. Hı hı. Olurdu ama zorlanırdık gerçekten de. Ben şunu demek istemedim bu arada. Hani projeye ne gerek vardı demek istemedim. Hı hı. Projeler önemli olmaz mı? Projeler oldukça önemli ki ben de bu konuda en büyük destekçiyim ki böyle ara ara stüdyolarımızda da proje uzmanlarıyla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hı. Her öğrencimize kurduğumuz cümlede şey oluyor, projelerle yürüyün, vizyon, kesinlikle, koyun, hedef koyun ve o hedefler içerisinde de bir takım projeler geliştirin ki attığınız en küçük adım bile bir projedir diyorum, evet, ben. Değil mi? Siz de böyle düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Projeyle yürümenin bir de şöyle bir avantajı var. Sizi disiplinli, planlı, programlı, her an denetlenmeye açık, bu açıklıktan kaynaklı da her şeyin düzenli, sistemli olduğu bir şekilde çalışma tarzına doğru sizi yönlendiriyor. Böyle bir avantajı da var. Hı hı. Artı proje olmasının şöyle bir avantajı da var. Bu denetim ve izleme, gözlem tüm ilçeye de açık. Dolayısıyla, hı hı, işte herhangi bir sektör temsilcisi, herhangi bir leblebici, herhangi bir Sevinçsar vatandaşı gelip
projede ne safhadasınız, nereden gelmiştiniz, nereye gidiyorsunuz, kısa, orta, uzun vadede planlanan faaliyetleriniz nelerdir diye bize sorabilir. Hı hı. Projenin bir de böyle bir güzelliği var. Evet. Ortada durmanızı da sağlıyor. Hayat boyu projelerle yaşamamız gerekiyor. Ben öyle görüyorum. Tabii belki yanılabiliyorumdur. Yani iç sesim bana hep şunu söyledi. Diyelim ki atıyorum bir yerde, bulunduğum bir noktada bir sıkıntı mı var? İlla bunu kağıda mağda dökmeye gerek yok değil mi? Bir proje yazılabiliyor o anda, evet, kafada, senaryo. Evet. Diyorsun ki ya böyle bir sorun var. Tamam, sorun başlığı bu. Artıları, eksileri neler ki? Evet, eksileri, artıları olmaz sorunun olduğu yerde, öyle tahmin ediyorum. Yazıyorum böyle kafamda. İşi çok iyi bir şekilde analiz ettikten sonra da o soruna çözümü kavuşturmuş oluyoruz. Ki büyük projelerde böyle başlamıyor mu? Kesinlikle. Önce içinizde değil mi? Böyle tabii. Hani önce mantıksal çerçeve. Mantıksal çerçeve. Oturması gerekiyor. Aynen öyle. Sonra ben bu projeyi uygulayabilir miyim? Uygulanabilirlik, hı-hı, aşamasında bakıyoruz. Bütçe, ki evdeki bir projemizde de bütçe yine, değil mi? Olması gereken bir kalem. Sonra bu proje kalıcı olur mu? Sürdürülebilir mi diye bakıyoruz. Aslında, o da önemli değil mi? Projelerin özellikle... Evet, bir şekilde başlıyor. Hı hı. Ya ben öyle bakıyorum. Yani kendi alanımızda da mesela böyle ara ara konuklarımızda geçiyor. İşitme engeller alanında diyorum. Çünkü anne babadan geliyor. Hı hı. Diyorum ki birileri bir şey yapıyor. E tamam, çok güzel. E bu mu yani? Proje geçmiş, proje onaylanmış, proje yürüyor. Gerektiği hibeler alınmış. Muazzam. Akabinde bu projelerin devam ettirilmesi gerekiyor. Evet. Yani kitlelere bu projeleri iyi anlatıp artık proje olmadan da ayakta kalınabilmesi gerektiğini, değil mi? Projelerin artık evladiyelik olduğunun insanlar bilincinde olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani sadece bir projeyi yaptım, ettim, tuttum. Sonrası yok. İşte ben bu projeleri alkışlamıyorum. Ya bu benim bakış açım. Ya evet. Bu benim iç dünyam. Yok, çok doğru bakış, aha, açısı. Şöyle söyleyeyim, benim gözlemlerim. Bizde bir projeye başlanırken maalesef en çok göz ardı edilen alanlardan bir tanesi projenin sürdürülebilirliği. Hı hı. Bu alan çok göz ardı ediliyor. Yani biraz sanırım heyecan, heves, o baştaki projeye başlama heyecanı biraz galiba sonları düşünmeyi, son ilerisini görmeyi engelliyor. Biraz da projeyi ele alma tarzı ve kültürüyle alakalı tabii, hı hı, ki. Sonuçta sürdürülebilirlik, projenin kalıcı olması, daha proje fikri hamken, kafada oluşurken bile düşünülmesi, hesap edilmesi gereken bir nokta. Ama bizde daha çok işin uygulama, o hani bir alev gibi bakacak olursak, alevin en parlak olduğu ana daha çok odaklanılıyor. Hı hı. Halbuki onun sönmemesine de odaklanılması, hı hı, gerekiyor. Orası göz ardı ediliyor biraz. Sizin bu konuda özellikle muhatapla, değil mi, sorunların içinde boğuşan kişilerle oturup konuşmanızda, bu SWOT analizi dediniz, hı hı, ya, artısıyla, evet, eksisiyle, oradaki halkın, oradaki bu sıkıntıyı yaşayan kitleden de o masada oturulup konuşulması ve ortak eksikliklerin ya da nasıl söyleyeyim, sorunların o noktada havuzda toplanması, hı hı, bu da önemli. Bu noktada da kutlamak gerekiyor tabii, sizi. Tabii, çok önemli. Şöyle, aslında güzel bir noktaya değiniriz. Proje uygulamada sorunlardan bir tanesi de zaman zaman şu oluyor. Projeyi yapan, yazan, oluşturan ekiple, kadroyla projenin faydalarından yararlanacak, çıktılarından yararlanacak kitlenin beklentileri arasındaki uyumsuzluk. Bu ruhu ne kadar tanıyor? Evet, bu ruhu ne kadar tanıyor? Yani, hı-hı, siz masa başında ya da çok detaylarını bilmediğiniz bir kitleye bir çözüm paketi sunduğunuz zaman, hı-hı, o çözüm paketiyle muhatapların ihtiyaçları örtüşmediğinde hem vaktiniz, emeğiniz, bütçe vesaire her şey boşa gitmiş oluyor, hem de o hedef kitlenin de projelerden beklentisini örselemiş oluyorsunuz. Yani yine bir proje yapılacak ve yine bize çok da dokunmayacak gibi bir refleks oluşturuyorsunuz ki böyle bir refleks de var maalesef. Evet. Çünkü çok proje uygulanmış bu şekilde ve ya sonucuna varamamış, ya sürdürülebilir olmamış, ya hedef kitlenin ruhuna hitap etmemiş dediğiniz gibi ve ne derler, raflardaki yerini almış arşivlerdeki. Hani diyorlar ya, attan düşmüşün halini attan düşen anlar. Evet. Ya da eşek olsun ya da, evet, farklı bir hayvan, kesinlikle, olsun. Evet. Hepsi çok kıymetli hayvanlar. Şimdi o sorunu bilen kişi işte o acıyı yaşayan kişidir. Hı-hı. Aslında sizin bu projenizin de özünde işte dediğim gibi, tekrar bir önceki cümleme döneceğim. Sorunu bilen, ruhu bilen, bu ruha ne iyi gelir diyen bir kitleyle çalışmanız ve bu projenin oradan böyle yukarıya doğru çıkması, işte bir ağaç diyelim biz buna, hı hı, ağacın gövdesini iyi oluşturmuşsunuz, öyle, evet, söyleyeyim. Bu noktada da
projede ne kadar doğru adımlarla gidildiğini de gösteriyor. Evet. Umuyorum güzellikler katar şehrimize, beldemize. Umarım. Devamı da gelir. Peki. Gelecek. Projenin içeriğini anlatır mısınız bize? Ne var bu projede? Tabii şöyle, az önce söylemiştim. Projenin formatı hangi alanlarda faaliyet göstereceğinizi seçmeyi size bırakıyor doğal olarak. Hı-hı. Şimdi bizim ilçemizin, Kızılhisar'ın zaten başat iki sektörü var. Leblebicilik ve bıçakçılık. Leblebicilik ilçemizde çok ciddi bir ekonomik motif. İlçenin en önemli geçim kaynağı. Birkaç hani küçük bilgi de vermiş olayım. Bazen dibimizdeki şeyleri göremiyoruz çünkü görmüyoruz. Unutuyoruz ya da bildiklerimizi. Kültürümüzü belki çok iyi tanımamaktan, beldelerimizi çok iyi tanımamaktan evet. Geçiyor olabilir mi? Hem o var hem de bir de şu var reflekslerinde insanın. Yakınındakileri görmüyor insan. Yakınındaki değerleri çok belki de değerli bulmuyor. Elinin altında olduğunu düşünerek. Mesela Serinhisar'ın, Kızılhisar'ın şu özelliklerini herkes biliyor mu? Ben bazılarını sayayım leblebi alanında. Türkiye'deki tek leblebiye odaklı üretim sanayi sitesi Serinhisar'da mesela. Dünyadaki de tek leblebiye odaklı sanayi tesisi Serinhisar'da. Sanayi sitesi pardon. Bunun haricinde Türkiye'de üretilen leblebinin yaklaşık 1/4'ünü. Yani yüzdeler değişiyor. Bazen 65, bazen 75'lere yaklaşıyoruz ama yaklaşık 1/4 diyelim. Serinhisar olarak biz üretiyoruz. Türkiye'de leblebi deyince Serinhisar mı akla gelsin? Kesinlikle. Zaten projenin alt amaçlarından bir tanesi de bu. Serinhisar ve leblebi aşkının mı diyelim, birlikteliğinin farkındalığını yükseltmek. 40'ın üzerinde çeşit leblebi üretiyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki tek leblebi sanayi üretim sitesi bizde ve ikincisi de yolda. İkincisi de geliyor bu arada. Ama bunlar güçlü olduğumuz yanlar, artılarımız. Burada neler var eksilerimiz? Zaten projenin odağı eksiler tahmin edersiniz ki. İzleyicilerimize tahmin eder. Yeni ve katma değerli ürünleri arttırmak. Böyle bir amacımız var. Leblebi ürününde. Onun haricinde üretimi hedef alıyor. Üretimi çeşitlendirmeyi ve pazarlama kanallarını geliştirmeyi. Çünkü biz üretmeyi iyi biliyoruz. Ürün ne olursa olsun. Serinhisar halkı üretkendir, çalışkandır. Türk halkı öyledir aslında. Yani biz her alanda üretmeyi iyi biliyoruz ama pazarlamada çok iyi olduğumuz söylenemez. Yani iyi örnekler de var ama. İşte dediğimiz olaya dönüyor. Bir kere projenin ayağa kalkması için, değil mi? Asıl sorunların tespiti, projenin hayata geçmesi, proje uzmanlarıyla, bu işin ehlileriyle iyi işte referanslar baz alarak ya da iyi ortaklıklarla masaya oturulması, projenin tam anlamıyla ayağa kalkıp hibenin alınması ve projenin devamlılığı. Aslında bu konuda ona benzemiyor mu? Tabii kesinlikle. Üretiyorsunuz ama pazarlayamadıktan sonra değil mi? Bunu şey yapamadıktan sonra pek bir şey olmuyor. Pek bir anlamı yok. Bir süre sonra hevesiniz sönecek gibi bir durumla karşılaşırsınız. İşte pazarlama kanallarında neler yapılabilir konusunda hem ilçede yaptığımız toplantılar hem tabii Türkiye'deki işte kuruyemiş satışları vesaire bunlarla ilgili de çok araştırmalar yaptık. Ve ne yapacağız proje kapsamında? E-ticaretin oranını gerek internet siteleri aracılığı gerek sosyal medya aracılığıyla e-ticaretin oranını arttırmak gibi bir hedefimiz var. Dış ticaretin oranını arttırmayı tabii ki hedefliyoruz. Kısa tedarik zincirleriyle üreticilerin hacimli alıcılara doğrudan ulaşmasıyla ilgili yeni bağlar, zincirler kurmaya çalışacağız. İşte bunlar tabii şu an pandemi nedeniyle kapalı ama okullar, kantinler olur. İşte belki kamu alıcıları, askeri birlikler vesaire gibi ya da işte restoranlar, kafeler vesaire gibi mekanlar, kuruyemiş tüketilen yerler olabilir. Böyle amaçlarımız var. Onun haricinde leblebiyle yeni ürünler geliştirmek gibi hedeflerimiz de var. Yani burada amaç sadece ticari hacim gibi algılanmasın. Sonuçta siz ürün portföyünü geliştirdikçe ürünü o bölgede derinleştirmiş de oluyorsunuz. Kuru yemiş rafı kapsamında ürün portföyü her gün genişliyor. Biz 2016'da Sekuyat çatısı altında leblebiye özel bir proje yaparken 30'un üzerinde çeşidi olan leblebi cümlesini kuruyorduk. Şu an 40'ın üzerinde çeşidi olan cümlesini kuruyoruz. Belki 50'ye varmak üzeredir. Yani belki bir süre sonra 50'nin üzerinde çeşidi olan diyeceğiz. Ama kuru yemiş rafı haricinde de çeşitler
yaratabilmek lazım. Market raflarına da girebilmek lazım. Gerçi market raflarında olmanın hani avantajları, dezavantajları dengeli neredeyse ama... İyi bir analiz yapılması gerekiyor. Evet, iyi bir analiz yapılması gerekiyor. Orası daha zor bir alan, daha sert bir rekabet var. Perakendeciliğin payının artmasına yönelik destekler demeyeyim. Çünkü ilçemizin o konuda desteğe ihtiyacı yok. Perakende de iyiyiz. Deniz'de Antalya Karayolu üzerinde sanırım 40 civarı leblebi perakendecimiz var ki Türkiye'nin en işlek 10 karayolundan bir tanesi Deniz'de Antalya Karayolu. Hı hı. Denizli'de de sanırım sayıları şu anda 7'yi 8'i buldu Serin Sarlı leblebicilerimizin perakendecileri. Hı hı. Ve artık bir sonraki adım ulusal zincirler oluşturmak. Oldukça önemli. Tabii bununla ilgili çalışmalar da var. Süremiz giderek daralıyor. Şöyle bir bakıyorum, 15 dakika bir süremiz kalmış. Hı. O yüzden diğer başlıklara da bir bakalım mı? Olur. Hemen böyle 3'er dakika. Tamam. Mesela bıçakçılık. Bıçakçılık. Hı hı. Bıçakçılık şöyle, tabii Serin Sarı'nın önemli motiflerinden bir tanesi. Hı hı. 800 yılı aşkın bir gelenek. Gekan'ın yayınladığı bir yayındaki tabirle 800 yıllık kılıçtan bıçağa devam eden bir serüven yatağında bıçakçılık. Bir yolculuk. Bir yolculuk. Aslında bu yolculuğun çok güçlü, çok değerli nişaneleri de var, nişanları da var. Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı yatağın kılıcı var mesela. New York'ta Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Sultan Abdülaziz'in kılıcı, daha birçok kişinin kılıçları yapılmıştı zamanında Serin Sarı'da. Yine şu anda da tabii kılıç üretimi devam ediyor artık hediyelik olarak. İşte bıçak üretimi, çakı, bağcılık, tarımla ilgili birçok demirden yapılan ürünler yapılıyor. Yatağındaki bıçakçılar özellikle son 1-2 yılda tabii internetin bunda etkisi var. Tasarımın bıçakçılıkta biraz daha öne çıkmasının etkisi var. Ticaret ve üretimde iyiler ama sonuçta ihtiyaçlar da evriliyor. İhtiyaçlar sabit değil, değişken ve yeni ihtiyaçlara göre bıçak üreticilerimiz de neler yapabilir? Bununla ilgili de toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. Hı hı. Belki ürünün tasarımı ile ilgili yani ev kullanımına yönelik tasarımla ilgili bir faaliyetimiz olacak. Bir hem leblebi de hem bıçak ikisinde de hı hı. Bir aslında mantık aynı değil mi? Mantık aynı. Mantık evet. Aynı. Tabii. Hı hı. Sadece kulvar farklı. Aslında mantık aynı. Üretimi nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Hı hı. Pazarlamayı nasıl daha etkin yapabiliriz? İki ana soru bu. Önemli bulduğunuz başlıklar 5 maddede mi toplandı? Leblebi, bıçakçılık, bir diğeri hayvancılık. Hayvancılık. 3, diğeri. Hayvancılıkta da şu var, onu da belirteyim. Hı hı. Hayvancılıkta da Serin Sar'da sanırım 40 binin üzerinde küçükbaş hayvan var. Hı hı. Tabii veriler 2019 sonu verileri. Mutlaka biraz değişmiştir. Hı hı. 40 binin üzerinde küçükbaş hayvan var. Bunun 35 bini yaklaşık koyun. Bu 35 bin koyunun da yaklaşık 12 bin civarı karya koyunu. Hı hı. Karya koyunu, görselde de görülen, TAGEM tarafından yürütülen bir proje kapsamında Serin Sar Karya Koyunu Yetiştirme Bölgesi aynı zamanda. Hı hı. Biz tabii sadece karya koyunu yetiştiricileri olarak ayırmayacağız ama karyanın bu özelliği nedeniyle hayvancılığı da proje kapsamına aldık. Hı hı. Üç ana sektörümüz leblebicilik, bıçakçılık ve hayvancılık bu proje kapsamında. Evet, ana başlıklar bunlar. Ana başlıklar bunlar, değil mi? Evet. Hayvancılığa dair de önemli bir çalışma bu proje. Aynen. Tabii ortaklığımızın vizyonu diyorsunuz. Markalaşma, hı hı. Pazara etkin erişim, dijital dönüşüm, işbirliği gibi başlıklar var. Ben şu soruyu sormak isterim şimdi bu ekrana gelmeden önce. Hı hı. Serin Sar bu projeyi duydu mu? Şöyle aslında hazırlık safhasında duydu tabii ki. Hı hı. Ama hazırlık safhasında daha çok konunun birincil derecede ilgilileriyle görüştük. Bir de ikinci derecede ilgililer dediğimiz projenin ama yine de projenin çıktılarından faydalanacak olan ev hanımları, işte emekliler ya da bu konuştuğumuz sektörlerde faaliyet göstermeyen kişiler var. Onların duyacağı şekilde genel bir duyuruyu başta da konuştuğumuz bu 1 Mart'ta etkinliklerin bitmesiyle yapmayı planlıyorduk. Hatta etkinlik kısıtı kalkmadan hemen önce bir online webinar yapalım. Etkinliklerin kalkma detaylarına göre de arkasından bir toplantı yapalım şeklinde. Hı hı. Biraz da tesadüf olarak sizin programınız bu süreci öne almış oldu. İlk açıklamayı burada yapmış. Genel duyurumuz burada yapılmış oldu. Evet. Devlet ekranlarında oldu. Evet. Teşekkür ediyoruz bunu. Biz de teşekkür ederiz. Proje özellikle üretime dair, ülkemize katma değerine dair oldukça önemli bir proje. Destekliyoruz bu projeyi. Markalaşma, pazara erişim,
etkin erişim, dijital dönüşüm ve işbirliği başlıkları var. Ortaklığımızın vizyonu diyorsunuz. Bu sayfaya dair yapmak istediğiniz bir açıklama var mı? Tabii şöyle, ürününüz ne olursa olsun o ürünü daha katma değerli hale getiren iki ana unsurdan bir tanesi niş ürünler, daha farklı, daha özellikli ürünler. Diğeri de marka. Marka malum işte tüketicinin o ürün hakkındaki sürekli tüketimini getiren unsurlardan bir tanesi. Müşteriyi memnun ettiğinizde müşteri o markayı artık tüketmeye, o markanın düzenli tüketicisi haline geliyor. Bizde leblebi özelinde, şimdi perakende mağazalarımızda tabii hepsinin bir markası var, hepsinin bir tabelası var ama ürünler çok ambalaja girmiş ve markalı hale gelmiş değil. Orada biraz gerideyiz. Tabii bununla ilgili neler yapılabilirle ilgili de bir yol haritamız var. Hani ilk başta hemen akla marketler vesaire giriyor ama marketler kolay bir alanda değil. Zor bir ticaret alanı marketler. İşte ödeme dengeleri vesaire açısından. Ama bir avantajımız şu, hani bu projeyi belki 20-30 yıl önce yapıyor olsak, gerçi o zamanın da şartlarına göre çözümler üretirdik ama internet gibi bir avantajımız var şu anda. Hı hı. Yani bunun çok örneklerini... Çok yoğun kullanılıyor. Evet. Dijitalleşme. Bunun örneklerini görüyoruz. İnanılmaz artık, boyutlar ulaştı. Evet. Yani Serinser'in işte küçük bir mahallesi, örneğin işte Ayaz ya da Kocapınar gibi bir mahallesindeki bir salça üreten teyzemiz Ankara'daki bir salça alıcısına ürününü gönderebiliyor artık. Hı hı. Böyle bir avantajlı bir çağdayız. Bir de başarılıysa? Bir de viral oluyor zaten sosyal ondan medyada vesairede. Ondan sonra önüne geçilemiyor. Tabii ki artık büyüyor, kooperatife falan dönüşüyor bir süre sonra. Yani bu hikayeler çok daha hızlı bir şekilde artık alevlenip büyüyebiliyor. Eskiden bu daha yavaş ve daha uzun bir süreç gerektiren faaliyetlerdi. Dijitalleşmeyle daha geniş bakmayı öğrendik değil mi? Evet, daha geniş. Daha ve geniş bakmayı daha öğrendik. Hızlı. Hı hı. Dolayısıyla reflekslerinizin de daha hızlı olması gerekiyor. Çünkü o etki tepki süreçleri çok daha hızlı oluşuyor. Gelişen teknolojiye ayak uyduramayanlar kaybeder mi? Kaybedecekler. Yani hani işte meşhur sözler var biliyorsunuz değişimle ilgili. Dışarıdaki değişim hızı, içerideki değişim hızını geçtiyse artık siz yok olmaya, sönümlenmeye doğru ilerliyorsunuzdur. Hı hı. Bunun örnekleri de var birçok alanda, sektörde. Değişime ayak uydurmak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz çağın da gereği e-ticaret, sosyal medya, dijitalleşme. Zaten pandemi dönemi de bunu ciddi bir şekilde hızlandırdı. Yani bu noktaya zaten varacaktık ama belki 2030'da varacaktık. Ama pandemi, bir şekilde gelecekti diyorsunuz. Bir şekilde gelecekti. Hı hı. Pandemi bu filmi hızlı bir şekilde ileriye sarmış oldu. Şimdi sanırım 4-5 ay önce okumuştum. Pandemi döneminde 5 milyon yeni banka kartı e-ticaret ekosistemine dahil oluyor. Bu 5 milyon banka kartının da yanlış hatırlamıyorsam 2-2,5 milyonunun sahibi daha önce başka kartlarıyla da e-ticaret ekosisteminde olmayan tüketiciler. Hı hı. Çünkü en azından market alışverişi için kullanmaya başladı. Hani belki diğer ihtiyaçları için kıyafettir vesaire için belki kullanmıyordu ama market alışverişi sayesinde e-ticaret müşterisi haline geldi toplumun önemli bir kesimi daha ya da eskiden beri alanların alma sıklıkları arttı. Biz de ürünlerimizi bu akıma dahil etmek için elimizden geleni yapacağız tabii ki, evet, proje kapsamında. Tabii tüketicinin de harcamaları, özellikle dijitalleşme, kart kullanımları falan, bu rakamları da paylaşıyoruz ama şunu unutmamak lazım, özü yani üretimi. Üretim konusuna tekrardan geri döndük. İşte bu önemli projede üretime dair önemli bir can suyu olacağı benziyor. Açıklamalar bu yönde. Son sayfadayız. Faaliyet temalarımız demişsiniz. Önemli dört başlık var. Faaliyet temalarımızdan da bahsedelim. Son bir 5-6 dakikalık süremizin kaldığında hatırlatayım. Öyleyim. Tamam. Şimdi toparlayayım o halde. Şöyle, tespitiniz çok doğru. Sektör ne olursa olsun formüller aşağı yukarı aynı. Hı hı. Sadece o sektörün yapısından kaynaklı değişiklikler olabiliyor. Önce iyi ürün üretmeliyiz. Bunu sağlamaya iyi ürün üretiyoruz zaten bu arada. Hani öyle bir algı da olmasın. İyi ürünleri çeşitlendirme diyeyim. İyi ürünleri çeşitlendirmeye çalışacağız. Hem leblebici hem bıçakçılıkta hem de hayvancılıkta. Bizde mesela hayvancılıkta ürünleri son tüketiciye doğrudan satış neredeyse hiç yok. Hı hı. Büyük alıcılara satılıyor hayvanlar ve oralarda işlenip tüketiciye satılıyor. Yani şu an Serinser'e geldiğinizde tabii ki kasaplarımız var. Bizim ilçemizin ürünlerini satıyorlar ama o etin de işlendiği şekilde ürünlerimiz
Yok, çok az. İşte karya koyunundan ya da diğer hayvanlardan yapılan sucuklar ya da başka paketlenmiş et ürünleri mis az. Birinci ana unsur iyi üret. Çeşitli üret ve iyi üretti. İkincisi iyi sat, iyi pazarla. Burada da hep iyi olmanız gerekiyor. İyi olmak gerekiyor. Yoksa, evet, hep iyi olacağız, evet. Burada olmaz. Da iyi olmanın formülleri var. İşte e-ticaretten örnek verelim. Doğru ürünü, doğru ambalajla, iyi ambalajla, iyi bir gönderiyle, hızlı gönderimle tüketicinin ürün haricindeki diğer beklentilerini de karşılayarak sunmak önemli. Bunları sağlayacağız. Ve umuyorum ve eminim ki, yani hem umuyorum hem eminim, ikisi biraz aynı cümlede çok uygun olmuyor ama aslında doğru. Yani hem umut ediyorum, umuyorum, hem de buna da eminim. Biz ilçe halkımızla, üreticilerimizle gerek ürünleri çeşitlendirme, gerek satış kanallarını çeşitlendirme, gerek tüketiciye doğrudan dokunmanın oranını daha da arttırma, çünkü marjınız yükseliyor tüketiciye doğrudan dokunduğunuzda, hem de talepleri ilk ağızdan geri almış oluyorsunuz, beklentileri vesaireyi. Bunların oranını arttıracağız. Ve umarım başarılı bir proje sürecimiz olacak. Başarılı bir proje uygulayacağız, kapatacağız demiyorum çünkü sonu yok bu projenin. Evet. Bu proje bu isimle, Leader ismiyle bittiğinde, dönemi kapandığında, 3 yıl bu arada projenin uygulama süresi, 3 yıl ve bu 3 yıl için 2 milyon TL bir bütçe aldık Avrupa Birliği'nden. 3 yıl sonra da geldiğimiz noktada, ulaştığımız noktada yeni ihtiyaçlarımız, yeni sorunlar nelerse onları çözmeye yönelik yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. Serinhisar kalkınacak diyebilir miyiz? Ne diyebiliriz biz bu başlığa? Siz ne buldunuz o mottoda? Serinhisar Leader ile kalkınıyor projemizin adı. Serinhisar Leader ile kalkınıyor. Leader ile kalkınıyor. Tabii burada şunu da belirteyim. Biz proje kapsamında üreticilerimizle, parakendecilerimizle görüşüyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Ama az önce de söylemiştim, bu bir imece projesi, imece kültürünü de taşıyan bir proje. Biz öze dönüş var. Öze dönüş var. İlçemizdeki bu projeye katkı koymak isteyen, hani elini taşın altına koymak isteyen tabiri caizse, Serinhisar için ben de varım diyen herkesi fikirleriyle, işte bazı etkinliklere belki gönüllülük katımıyla özellikle gençlerimizi davet ediyoruz. Kısa süre sonra proje ofisimiz de hizmete girecek Serinhisar'da. Serinhisar'da. Kapımız ardına kadar hep açık, çayımız hep sıcak olacak. Her zaman herkesi bekliyoruz ofisimize. Umuyorum dediniz ya, bir de eminim dediniz. O iki kelimeden yola çıkacak olursak. Hemen iki dakika süremiz var. Emin olduğunuz hususlar, projenin başlama tarihi ve geçtiğiniz süreç. Umduğunuz hususlarda da 2021 yılında şu önümüzdeki süreç. Önemli başlıklarla bize paylaşabilir misiniz? Neler yaptık çok kısa ve 2021'de önümüzdeki faaliyet programında neler var? Şimdi neler yaptık? Bu projeye hazırlanmak için bir dernek kurduk ve geniş katılımlı bir dernek. Geniş katılımlı dernek kurmak da zor. Önemli dedik. Evet, yani toplumun her kesimini temsil eden bir dernek kurmak zor. Bunu başardık. Biz elinin üzerinde başvuru oldu bu proje için Türkiye'de. Biz son 4 ay kala hazırlanmaya başladığımız halde projemiz destek almaya uygun görüldü ve Türkiye'de de 8. sırada yer aldık. Bu da önemli bir başarıydı. Kuruluş aşaması. Kuruluş aşamamız. İyi bir yol haritamız var. Yani böyle bir proje var. Biz de bir şansımız deneyelim projesi değil bu kesinlikle. Tüm sektör temsilcileriyle detaylı görüşmeler yapılarak ve olabildiğince organik, olabildiğince doğal olarak ihtiyaçların, sorunların belirlendiği ve çözüm önerilerinin yazıldığı bir proje. Bunlar geldiğimiz noktalar. Varacağımız noktalar da nedir? Kendi azmimizle, Serinhisar ve Kızılhisar halkının çalışkanlığıyla, azmiyle biz bu projeyi başarılı bir şekilde hayata geçireceğiz. Belki ilk başta biraz daha yavaş başlayacak ama belirli bir hız, ivme kazandıktan sonra biz amacımıza hızlı bir şekilde, etkili bir şekilde de varacağız. Evet. Projede önemli olan bir diğer husus da nedir diye soracak olursanız, Serinhisar'ın tam katılımı. Değil mi? Kesinlikle. Tam katılımı, kapsayıcı, kucaklayıcı bir çalışma olması adına, projenin daha da anlam bulması adına tam katılım gerekli olduğunda buradan sevgilerimle, saygılarımla iletmek isterim Serinhisar halkına. Bunu da iletelim.
Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Yöneticisi Sayın İlker Özmen'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Umuyorum sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Derneğinize, kıymetli ailenize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bizden de. Görüşmek dileğiyle bu arada. Efendim artık noktayı koyacağız. Bizi sosyal medya ağlarından da izleyenler var, görüyorum. Her birinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz bu arada. Facebook'tan bizi takip eden izleyicilerimize. Aynı zamanda da siz kıymetli, değerli izleyicilerimize de aynı şekilde. Kamera arkasında Ozan, içeride Zafer Sinem adına mutlu bir gün diliyorum. Şu Şubat'ın son haftası da çok güzel geçsin. Günümüz de çok güzel geçsin. Yarına güzel başlayalım. İyi haberlerle başlayalım. Yarına görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.